Canan Karatay ekmeği de yasaklamıştı malumunuz ama bolca yiyoruz, hatta israf ediyoruz. İşte İstanbul'da çocuklar da ekmek israfına dikkat çekmek için çok yerinde bir eylem yaptı. Tarihi Mimar Sinan Köprüsü'ne çıktı. Çöpe değil martılara atıyoruz dediler ve kuşlara ziyafet çektiler. Ekmekler çöpe gidiyor, israf oluyor. O yüzden. Minikler ekmek israfına savaş açtı. Çöpe gitmesin, martılar yesin dediler. Tarihi köprüde çok anlamlı bir besleme yaptılar. Bu ekmekleri israf etmemek amacıyla martılara atacağız. Hem martıların karnını doyuyor hem de iflas etmemiş oluyoruz. Ekmek israfı çağımızın ne yazık ki en büyük sorunlarından bir tanesi. Her gün tonlarca ekmek kullanılmıyor ve çöpe gidiyor. Ancak Küçükçekmece'de durum biraz daha farklı. İsrafın önüne nasıl geçilir? Böyle yeterli kadayalım alıysak. Burada kullanılmayan ekmekler toplanıyor ve çocuklar tarafından martılara dağıtılıyor. Şimdi çocukların ellerindeki ekmekler birazdan martılar için büyük bir ziyafete dönüşecek. Hepsinin elinde bir poşet, içlerinde de atık ekmekler var. Çocuklar için de, martılar için de beklenen an geliyor. İsraf edilen, tüketilmeyen ekmeklerle buradaki yüzlerce martının karnı doyuyor. Evet çocuklar, 1, 2, 3, hadi bakalım başlıyoruz. Güzel gidiyor. Martıları beslemek benim için de çok güzel. Bu ekmek için geçer değil. Her şeyi de israf etmemeliyiz. İkizler martı beslemesinde. Evet. Anlatın bize. Ekmekleri ne yapacaksınız şimdi? Ekmekleri kuşlara vereceğiz. Kilolarca bayat ekmek tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nden atıldı, ziyafete dönüştü. Ekmekler çöpe gitmedi. Yüzlerce martı ve sakar mekenin karnı doydu. Havada kapmalarını sağlayacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Gelsin bir tane. Al bakalım. Hop kaptı.